Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz deneme kitapçığında biraz küçük olduğu için ayrıca çizdim ben size. Soru hepinizde de var zaten. Şu iki dikdörtgeni eş veriyor. G'nin apsisini 19 veriyor. Ve arkadaşlar şu dikdörtgenin alanını istiyor. Bunun ikisi eş. Tekrar ediyorum. G'nin apsisi 19 olarak verilmiş. Şu doğrunun eğimi de, pardon, denklemi de 3y-4x eşittir 0 olarak verilmiş. Şimdi şu doğru denkleminde y'yi yalnız bırakıyoruz. Y'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar bu doğrunun denklemi ne olacaktır? Y eşittir 4 bölü 3x olacaktır arkadaşlar. Şimdi y yalnız kaldığı zaman şu x'in katsayısı neydi? Eğimdi. Demek ki bu doğrumuzun eğimi 4 bölü 3. Peki eğim de arkadaşlar doğrunun x ekseni ile yaptığı sağdaki yani pozitif yönlü açının tanjantıydı. Demek ki şu işaretlediğim açının tanjantı 4 bölü 3. Tabi bu açının şuraya da eşit olduğunu görün arkadaşlar yöndeşlikte. Evet. Şu açının tanjantı eğime eşit. Yani 4 bölü 3. Tanjant da karşı bölü komşu. O zaman biz şuraya 4a dersek buraya ne deriz? 3a deriz. Bu iki dikdörtgen eş olduğu için arkadaşlar kısa kenar 4a ise bu kısa kenar da 4a. Çünkü bunun ikisi eş. Bunun kısa kenarı 4a. Bunun da kısa kenarı 4a. Arkadaşlar şu açının tanjantının 4 bölü 3 olduğunu bir de şu üçgende kullanalım. Bakın şu üçgende. Şuraya 4k dersek buraya 3k deriz. Bakın arkadaşlar şu iki dikdörtgen eş. Bunun uzun kenarı 4K, bunun uzun kenarı 3K artı 4A yazalım. Bunun uzun kenarı 4K, bunun uzun kenarı da 3K artı 4A. Buradan biz anlayacağız ki K dediğimiz bizim 4A. K yerine 4A yazarsak burası 12A olur. Burası da 16A olur. Şimdi arkadaşlar bakın DC 16A. Karşıdan AB de 16A. G'nin apsisini 19 vermiş. Bu 19, 16, 3 daha 19A'ya karşılık geliyor. Bakın 3A burada var, 16A da burada var. 19A, 19'a karşılık geliyor. Çünkü G'nin apsisi 19 olarak verilmiş. Buradan A1. A1 olursa şu dikdörtgenimizin bakın şu kısa kenarı 4 olur, uzun kenarı da 16 olur A1 olduğu için. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı da 4 çarpı 16'dır. Yani 64'tür cevabımız arkadaşlar.